Şimdi Salman ne yapmaya çalışıyor? Suudi ailesinin içindeki bu prens sayısı o kadar artmış ki sayısı 100 bine gelmiş. Bunların birçoğunu bypass edip sadece Salman kolundan bir dördüncü krallık kurmaya çalışıyor. Bunu da uzun zamandır 2014'ten beri kamuoyuna işte biz reform yapacağız, yeni bir Suudi Arabistan yapacağız diye bu tasfiyeleri yapıyordu. İşte iki tane prensin helikopteri düşürüldü, pek çoğu orada burada öldürüldü. Bu hapishanede şeyde Ritz Otel'de toplandı bunlar, işkenceler yapıldı, paralar toplandı falan. Bütün bunların altında zaten 1947 yılında Amerikalılar o meşhur Missouri gemisini Abdülaziz'le bir anlaşma imzalamışlardı. Petrol karşılığı tahtın garantisiydi. Sonra 1973'te bu Kissinger'ın mekik diplomasıyla petrol dolarlara geçildi. Yani Suudi Arabistan petrolü dolar üzerinden sattı. Bu işten en çok kazanan Amerika olmaya başladı. Şimdi gelen dolar petrol alışverişini para yani veriyor. Sen petrol almaya kalkıyorsun. Sana diyor ki dolar verirsen alırım. Sen de Amerika'dan dolar aldığın için bu işten kazanan kim oluyor? Amerika oluyor. Şimdi bunun karşılığında ne vardı? Tahtın garantisi vardı ve Amerika'dan sürekli silah almak vardı. Amerikan çıkarı buydu. Petrolü ucuza kapatıyordu. Fakat 2014'de gelip de bu Salman ailesi iktidara geçince durumunu garanti görmedi. Ve Amerikalılardan tahta karşı bir destek istedi. Trump yönetimi gelince bu desteğin fiyatını koydu. 500 milyar dolar. Suudiler bunun 350 milyar dolarını topluyorlar. Fakat tamamını toplayamayınca geçen sene 5 Mayıs'ta bir İslam kongresi düzenliyorlar. Türkiye daha önce böyle bir şey olmadığı için buna katılmıyor. Ve bu kongrede efendim diğer ülkelerden bu 150 milyarı tamamlanması isteniyor. Diyor ki eğer Trump'ı desteklemezsek bakın biz de dağılacağız, Orta Doğu'da dağılacak, Trump'ı desteklememiz lazım. Katar'dan istenen 50 milyarı Katar kabul etmiyor. Ve ondan sonra işte Katar'a bu meşhur ambargolar, işte Türkiye oraya asker gönderdi falan filan. Şimdi aynı tehdit Kuveyt'e yapılıyor. Muhtemelen Kuveyt'e de askeri birlik göndermemiz söz konusu. Ve bu arada Trump ve damadı Kushner'in desteğiyle bu muhalif olabilecek herkesi temizlemeye başladı. Avrupa'da 80 kişiyi böyle temizlemiş. İngiltere'sinden, İsviçre'sine bilmem nesine kadar. Cemal Kaşıkçı benzeri. Benzeri. Ve kimseden ses çıkmamış. İlk bölümde söylemiştim Almanya hariç çünkü Almanya para istemiyor. Fakat Cemal Kaşıkçı'ya geldiğinde Cemal Kaşıkçı olayından büyük bir ses çıkmayacağını düşünmüşler. Çünkü Cemal Kaşıkçı ortada gezen bir gazeteci. Yani bunun arkasında kim olur diye düşünmüşler. Ve aslında Cemal Kaşıkçı önce Amerika'dan bu belgeleri istiyor. Amerika diyor ki bizden isteme diyor, başka ülkeden iste diyor. Onlar İngiltere'ye gönderiyorlar. İngiltere de işin içinde. İngiltere diyor ki git diyor Türkiye'den al diyor. Suikast kararı çoktan verilmiş. Fakat cinayetin mekanı Türkiye'de yapılsın. Bir taşla iki kuş vursunlar. Neden? Hem Türkiye'de işlenecek, kendi üzerine kalmayacak. Çünkü Kaşıkçı Batı tarafından tanınan bir adam, dünya medyasını tanıdığı bir adam. Diğerlerini kimse tanımıyor, büyük ses getirebilir. Fakat bu iş olurken, yani birinci gün bu adam giriyor. Cinayeti işleyenler sabahleyin saat 9'da gelmişler, 3 uçakla cinayeti işliyorlar. Ve 17.30'da bunun nişanlısı olan kişi, Türk yetkilileri aradığında bunlar aslında uçaklara binip gidiyorlar. Kelle şeye gidiyor, Riyad'a gidiyor kellesi. Prensipler o çünkü. Kollar Mısır'a gidiyor ve geri kalan gövdelerin nereye gittiği belli değil. Muhtemelen de eritilmiş. Ve işin garip tarafı bunlar X-ray'den de geçiyorlar. Şimdi buradan sonra şöyle bir şey oluyor. Türk istihbaratı bununla ilgili ses kayıtlarını ikinci gün alıyor. İçeride bir adamımız var. Üçüncü gün dinlemeler yapılınca olay açığa çıkıyor. Ve üç gün sonra biz burada bir cinayet olduğunu söylüyoruz. Ve telefon dinlemelerine göre, yapılan dinlemeye göre, mekan ses kayıtlarına adam açık açık canlı canlı kesilmiş. Yani çıkarılan çığlıklar boğulma falan değil yani. Canlı canlı kesilmiş ve bu iş toplam 20 dakikada bitmiş. Ve Türkiye bunun üzerine yayına başladı. Fakat Türkiye hala daha elindeki fırsatın farkında değil. Ve dinleme başlıyor ki bu işin içinde Trump var, damadı Kushner var. Çünkü elindeki telefonla birçok efendim sağa sola aramış. Muhammed Bin Selman. Mısır'ı aramış, Muhammed Bin Selman'ı aramış, onu aramış, bunu aramış. Kayıtlar var. Ve bunun üzerine bu ülkeler bizim adımızı ifşa olacak diye paniğe kapılıyorlar. İşte Selman Mısır Mekke valisini gönderiyor, para teklif ediyor. Mısır aman diyor, bunu diyor bizi diyor açıklama diyor. Lübnan'da işte o doktorlar gelip o eritmeyi yapan insanlar aman bizim ismimizi verme diyor. Ve hepsi kendini kurtarma derdinde. Fakat tam da işte bu Amerikan seçimlerinin olduğu dönem. Ve Amerikalılarla bir anlaşma yapılıp bu iş kapatıldı. Şu an geldiğimiz aşama bu. Evet, o zaman adam göz göre göre gitti.
ve tam cuma, kapatıldı diyebiliyor muyuz? Yani pazarlıklar var. Benim duyduğum pazarlık bitti. Öyle mi? Peki o zaman. Pazarlık bitti. En azı ki pazarlığı da iyi bir yönde yapmamışız. Bir somut bir şey biliyor musunuz? Biliyorum ama yani söyleyeyim. Açıklanmasın. Peki. Evet. O zaman...